Ay çok komik. Tekrar sileceğim. Cinsel bir şey. Ben buna şaşıracağını sanmıyordum. Ben başka şeylere şaşırırsın zannediyorum. Okey. O zaman merhaba. Benim adım Nadine. Bu benim arkadaşım Danya. Danya Suriyeli ama hepimizden güzel Türkçe konuşuyor. Biliyorsunuz bizim Türkçe'de bazı deyimler var. Bazen biz bile bilmiyoruz ne anlama geldiklerini. Böyle baka kalıyoruz. Ben Danya'ya 20 tane hazırladım bugün. Ona soracağım hangilerini bilecek, hangilerinden ne anlam çıkaracak. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. İlk öyle çok zor bir şey hazırlamadım. Tamam. Şimdi ilk deyim şu. Ağzı kulaklarına varmak. Ağzı kulaklarına. Duydun mu? Mutlu hiç? Olmak anlamına gelmiyor mu? Hani çok mutlu şey. Aynen, ağzı kulaklara. Aynen. İlk kolay oldu. Yeeey. Tamamdır. Bir de birsin. 20 tane deyimimiz var. İkinciye geliyorum. Tamam. Ocağına düşmek. Ocağına düşmek. Hiç duydun mu? Salak bir şey yapmak mı? Gerçekten öyle mi? Yakacağım seni yani. Yok. Ocağına düşmek. Söyleyeyim mi? Söyle. Mesela sen bana muhtaçsın, çok muhtaçsın ve hiçbir şey yapamazsın bu durumda. Ocağıma düştüm derim o zaman. Yani ama genelde kötü bir şey de söylenir bu. Hani mesela, hiç sevmediğim birine ihtiyacım olursa. Gibi. Aynen. O da sana der ki ocağıma düşersin böyle işte. Ocağına düştüm. Güzel. Kullanacağım onu. Tamam. Peki üçüncü geliyor. Bunu duydun ama ben bunu eğlencesine koydum. Tamam. Biz deriz ki mesela anladıysam Arap olayım. Ne? Duymadın mı hiç? Peki. Anladıysam Arap olayım. Hayır, hiç duymadım. Hani Arap ne? Olduğum için herhalde duymadım. Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor sence? Anladıysam Arap olayım. Anladıysam Arap olayım. Tüm Türkler bunu kullanır. Ama çok eskidendir var mesela. Biz şey deriz, bir şey hiç anlamadığımız zaman anladıysam Arap olayım dersin. Hiçbir şey anlamadım yani. Mesela sana anlatıyor amca, sana şöyle diyor, bu böyle yapları anladıysam Arap olayım. Böyle bir şey. Dersten bir şey anladın mı? Anladıysam Arap olayım. Anladım. Ben yaşar 3'te 1'sin. Devam ediyorum. 4. Tamam. Yangına körükle gitmek. Körük ne demek? Kötü olayı daha kötüleşmek olabilir mi? Aşağı yukarı yaklaştın, evet. Kötü bir şey var, evet. Ve onu hani daha hani şey gibi pouring gasoline on fire anlamına geliyor. İngilizce kullanma. Ateşe. O çok iyi İngilizce biliyor aynı zamanda. Yani bir kötü bir olay var, evet. Ve onun için daha yaptığın şeyler daha kötü. Daha kötü yol. Tamam, evet, doğru. Kötü bir olay üstüne yaptığın hareketler olayı daha da felaket hale getiriyor. Tamam. 4'e 2. Güzel. Şimdi geliyorum 5. Başına çorap örmek. Neden? Niye? Nasıl güzel seçim. Seçerken çok düşündüm ben bunları. Hani ne düşünebilirsin? Bana da söylesen başına çorap örmek bir düşünürsün. Hani kim hiç nasıl türetmiş bunu? Bir şey. Senin arkadaşın olsun bir tane Ayşe. Hı. Hı. Ayşe senin başına çorap örüyor. Başına çorap. Niye arıyorsun ki ya? Bekle. Ne olabilir? Niye çorap diyeceğim şimdi? Aynen, niye çorap? Hani hiç uygun olmayan alana. Hadi ipucu vereyim. Çorapla çorap ya da ayak ya da başla hiçbir şey yok aslında. Ne? Yani çorapla bir ilgisi yok. Ya biliyorum da tabii ki herhalde çorap örmedik yani. Hiç mi? Hani hiç böyle mesela diyelim bir sorun var ve hı-hı, benim suçu bana atıyor gibi bir şey mi ya da... Yani tam değil, aslında senin arkandan iş çevirmek için kullanılır bu. He. Senden habersiz senin arkandan iş yapıyor, başına çorap örüyor. Tamam. Bunu hadi mesela kabul edeceğim sana, böyle iftira bir şeyler dedin diye. Tamam. Peki geliyorum 6.
Ata alan Üsküdar'ı geçti. Yavaş yavaş söyler misin? Pardon. Ata alan Üsküdar'ı geçti. Ata alan mı? Atı. Atı. Atı alan. Alan. Üsküdar'ı geçti. Üsküdar'ı geçti. Hani olay oldu ve hani olay oldu ve geçti, hani geç kaldın anlamına geliyor mu? Evet, aşağıya hani geçti artık, o fırsatı kaçırdın. Ha, treni kaçırdın gibi. Evet, aşağı yukarı öyle. Güzel. 6'da 4. Peki. 7. Etekleri zil çalmak. Cinsel bir şey mi? Yok. Hayır. Hayır değil, çok masum aslında. Etekleri zil çalmak mı? Etekleri zil çalmak. Etekleri zil çalıyor. Etekleri zil mesela çalıyor. Mesela işte eteklerim zil çalıyordu. Mesela şöyle düşün, etek düşün, eteğin zili var. Zilleri var eteğin sonunda. O eteklerin zillerinin çalması için senin ne yapmanız, nasıl hareket etmen lazım? Hızlı mı? Ha, mesela zıplarsın falan böyle, değil mi? Biz ne olursa zıplarız böyle. Mutluluktan ha. Mı? Aa. Çok mutluyum, eteklerim zil çalıyordu. Aa. Sınıfı geçtim ya da işte matematiği geçtim, bilmiyorum, o tarz bir şey. Güzel. Güzel. Eteklerim zil çalıyordu. Peki, 8. 3.5 atmak. 3.5 atmak. Hı hı. Ben seçtim bunları. Yani ben seçtim. Mükemmele yakın mı demek? 3.5, 4'ten mi? Hayır. No. 3.5 atmak. Ya olma, ya şey, yakın bir şey değil ya. 3.5 atmak. Bir hiç örnek kelimelerle içinde kullanır mısın? Örnek içinde. O gün 3.5 attı. O 3.5 attı. Yani nasıl bir şey söylersem anlamını anlayacaksın ama. 3.5 attı. Aha. Bilmiyorum, pes ettim. Tamam, mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela gece ormanda yürürken sesi duydum ve 3.5 attım. Aa, korktun mu demek? Korktum demek. Ne alaka? Hiç bilmiyorum. Hatta bir film var öyle 3.5 atma gibi. 8-4. Devam ediyorum. Tamam. 9. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bu ne perhiz, ben çok severim bunu. Hoşuma gidiyor, turşu falan geçtiği için. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hiç şey... Hatta şey tonuyla söyleyeyim. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu gibi. Useless, yani hiç faydası olmayan bir şey mi yani? Yok. Hiç değeri olmayan bir şey mi? Yani hayır. Söyleyeyim mi? Söyle. Ya aslında bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Perhiz ne demek? Perhiz bir diyet gibi, sağlıklı beslenme gibi. Ha. Ve lahana turşusu yenmez. şöyle. Yani aslında söyledikleriyle bir kişinin davranışları birbirini tutmuyor. Biz o yüzden deriz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ha. Öyle bir şey. Anladım. Tamam, devam ediyorum. Peki, 10. Burnundan kıl aldırmamak. Burnundan kıl aldırmamak. Kişisel bakımla ilgili mi? Burnundan kıl aldırmamak. Yani öyle bir şey ki, yani burnundan kıl aldırmıyor o kişi. Hiç kimseye güvenmiyor. Yok. Burnundan kıl aldırmıyor. Hiçbir şey değiştirmiyor hayatında mesela. Tembel mi demek? Yok, tembel değil. Aslında inatçı gibi bir şey. Yani dediğim dedik, hiç böyle şey yapmıyor, laf dinlemiyor. Burnundan kıl aldırmıyor. Hmm. Mesela ben anneme bir şey diyorum, işte o da hala sürekli inat inat, burnundan kıl aldırmıyor annem. Vazgeçmiyor yani dediğim, o diyor. Başka bir şey değil. Anladım. Tamam. Hiç aklıma gelmez. Ya benim de gelmez. Asla bilmesin. İlginç bir şeyimiz var edebiyatımızda. Evet. Farkındayım. Tamam. Peki şimdi 11. Hazır mısın? Hazırım. Burnunun direği kırılmak. Burnunun direği kırılmak.
önemini kaybetmek gibi. Yok. Evet. Aslında bu cümlenin kelimelerle biraz yakın. Gücünü kaybetmek gibi bir şey mi? İnsanın gücünü. Yok. Mesela sokakta yürüyorsun ve diyorsun ki burnumun direği kırıldı ya. Soğuktan mı? Yok. Sokakta bazen yürürken öyle kokar ya bir şeyler. Aa, iğrenç koku. Kötü koku, aa. Aşırı kötü koku. Aa. Burnumun direği kırıldı deriz biz. Anladım. 11-4. Çok ilginçsiniz arkadaşlar. Şimdi 12. Her şeye maydanoz olmak. Çok kullanırız bunu. Her şeye maydanoz olmak hani her alanda kullanabilir. Yani hayır. Herhangi bir alanda koyarsan bu kişi hani şey bir şeyler yapar mı anlamına geliyor. Yani her şeyi biliyor gibi mi? Ya her şeyi biliyor gibi değil de her şeye maydanoz olmak. Her alanda bir şeyler yapabilir. Şimdi biz maydanozu çok şeye koyarız aslında yemeklerde. Hepsi olmasa da çok kullanışlı bir şeydir. Yeşillik maydanoz. Hani her şey maydanoz oluyor dediğinde bir kişi her şeye burnunu sokuyor. Burnunu sokmak da bir deyimi olur. Onu biliyor musun? Onu biliyorum çünkü aracısı var. Aynısı. Her şey maydanoz oluyor. Öyle de bir her şeye karışıyor her şeye. Vardır hayatımızda böyle maydanozlar bizim. Kesin. Peki. 13. Saçını süpürge etmek. Bu ne ya? Hadi ipucu vereyim. Kadınlar için kullanılır. Pek sağlam bir ipucu olmadı ama. Saçını süpürge etmek. Saçını süpürge etmek. Saçını... Bir kadın düşün saçlarıyla yer süpürge. Değil tabii ki de. Değil tabii ki de. Ne biçim feministsin? Saçını deyim ne yapayım ben? Kadın saçını süpürge ediyor. Süpürge olarak mı kullanıyor yani? Yani süpürge deyim de derken. Öyle yani. Şey der mesela, saçımı süpürge ettim. Mesela örnek vereyim hatta. Sizi okutmak için saçımı süpürge ettim. Aa, anneler olayı. Hani anneler her şey... olayı. Yani elimden geleni yaptım hani yapabildim. Her şeyimi verdim, evet. Her şeyimi yemedim, içmedim, her şeyimi size verdim. Evet. Bunun için yani çok emektar kadınlar için çok her şey emek etmiş kendinden her evet. Şeyi vermiş. Kadınlar. Peki, 14. Ağzında bakla ıslanmamak. Evet, onu biliyorum, onu biliyorum. Yakaladık bir tane. Bu ne? Arapça, Suriye'de kullanıyoruz, Arapçası var. Arapçası ne? Baptim beliptim mufule. Aynı şey. Hani sırrı tutamaz yani. Herhangi söylediğim bir şey varsa ona hiç hani sır olarak tutamaz hemen herkese söyler. Herkese söyle, aynen. Biz de aynı söylüyoruz, ilk biz söyle. Kültürlerimiz bazen. Şey, yakın oluyor. Aynen. Peki. 15. Dirsek çürütmek. Dirsek? Çürütmek. Dirsek çürüttüm yıllarca. Çalışmak mı? Yani çok çaba sarf etmek yakın, mi? Yakın. Ama nerede? Bir yer için geçerli bu. Mesela okulda sen nasıl ders dinliyorsun? Uyuyarak. Mesela ben masaya böyle koyarım genelde. Neyimi dayıyorum? Dirseğimi dayıyorum masaya. Ha, yıllarca... okula mı gitmiyor? Yani şey... Çok nasıl diyeyim, okul eğitim. İçin, eğitim için çok emek harcamak, hani okulda yıllarca dirsek çürüttü, profesör oldu gibi derler. Tamam. Hadi emek harcamak dedi, kabul edeceğim bunu. Ne kadar... Kötü bir jüriyim. Peki, 16. Canını dişine takmak. Canını dişine takmak. Sinirlenmekle ilgili mi? Yok. Canını dişine taktı ve oraya gitti. Kopya vermeden örnek vermeye çalışıyorum yani.
Şey mesela hani bir olay oldu diyorsun ya mesela hani bir sorun oldu ve o işte hani hazırlanıp böyle hani kavga etmek için mi şey hazırlanıp gibi gibi aslında ama hani gidip öldürecek yani. Aslında şöyle ölümü göze alıyor ya da her şeyi göze alarak gidiyor. Ne olursa olsun ya ben o şeyi yapacağım. Canımı dişime taktım gidiyorum. Öyle bir şey. Tamam. Güzel. Alaka hissediyor musun cümlede? Yani ben işte hani canı deyince ben de aynı şeyi düşünmedim hani yani canı kaybedecek yani hiç fark etmez kaybederse falan da dişi neden yani? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki 17. Keçileri kaçırmak. Aa! Bizde ona yakın bir şey var bilmiyorum acaba aynısı mı bizde şey, çok komik ama söylesem şimdi Arapçasını söyleyeyim ama hani Türkçe'ye çevireyim şey diyoruz biz teyzesinin eşeği kaybetmek teyzesinin eşeğini kaybetmek ne demek şey demek nasıl anlatayım yani artık ne sorsan hiç cevabı bilmiyor hani salak yani anlamına geliyor. Şey geliyor hani sorumluluğu bilmiyor yani sorumluluğu bilmiyor. Evet. Yok öyle. Bizde öyle değil. Bildiği bir şey olmalı ama bilmiyor mesela hani cahillikle ilgili mi? Yok cahillik değil aslında. Aslında delilik. Ha. Biri delirdi mi keçileri kaçırdı deriz biz. Aa, anladım. Öyle bir şey var. Şimdi diyeceğim niye keçi, şimdi diyeceğim niye kuzu. Niye teyzesinin eşeği? Yani. Peki, 18. Şimdi. Kendi yağıyla kavrulmak. Bence kendi emeğiyle bir şey mi yaptı? Neyin var neyin yoksa kendi kendi kimseye muhtaç olmadan. Sıfırdan yapan her şey tek başına. Hani hayır kendi emeğiyle. Yani başkasına muhtaç olmadan neyi varsa kendi kendine idare eden anlamında kullanılıyor. Sıfırdan yok. Peki tamam kabul ediyoruz. Pişmiş kelle gibi gülmek. Pişmiş? Kelle. Kelle. Gibi gülmek. Yemek. Ne? Sat üstüne gülmek. Hani düşmek gülmekten düşmek. Asla böyle 32 diş ama çirkin bir 32 diş gibi ha. Gülmek. Çünkü ne alaka? Hiç kelle gördün mü? Şey kelle ama böyle kasap şeyde kelle filan satarlar. Aa böyle hani boş. Baş gibi o dişler. Hayvan sever olarak sevmiyorum. Ben de sevmiyorum ama laf oradan geliyor. Biri böyle bütün dişler açık. Ve ama çirkin böyle evet, şey dedi gülüyorsa piş yerli gibi sırıtma deriz mesela. Ha. Ya da yaramaz çocuklara derler mesela. Bak işte ne bileyim tabağı kırdı bir de piş yerli gibi sırıtıyor filan derler. Tamam sonuncusu. Hazır mısın? Tükürdüğünü yalamak. Bunu biliyorum. Bir dakika. Yani ona yakın bir şey var bizde. Şey demek hani mesela diyelim ki ben sana bir hediye verdim. Hayır. Hayır. Şu an zorluyor. Çünkü şimdi şey hatırladım. Arapçası farklı. Yani Arapça aynı deyim var Arapçada. Ama anlamı farklı. Anlamı farklı. Ben sizde anlamı. Bizde şey demek. Mesela sana hediye verdim geri aldım hediyemi. Hani, yani mesela diyelim ki evine geldim, yemek getirdim, bütün yemeği ben yedim yani. Böyle bir şey. Güzelmiş. İşte şey. Yo bizde tam öyle değil ya, tükürdüğünü yalama. Evet, tükürdüğünü yalama. İki şey var, bir tükürüyoruz, sonra yalıyoruz onu.
Yalan söylüyoruz ama devam ediyoruz onunla. Herhangi bir şey söylüyoruz. Evet. Bu tükürmek oluyor. Bu tükürmek oluyor. Evet. Ondan sonra mesela bir şey söylüyorum, bir şey, teori, tez var ortada. Sonra onu kendinle çelişiyorsun, geri alıyorsun onu. Hayır aslında öyle değildi falan diyorum, geri alıyorsun onu. Geri alıyor, tükürük kalmıyor yani. Ama biz biliyoruz. Bir şey söylüyorum. Ondan sonra tam aksini söylüyorum. Bir şey oluyor, iş tersime geliyor, tamam mı? Hani aleyhime olan şey lehime dönüyor ya da tam tersi oluyor. Aslında öyle değildi ya. Kim demiş onu falan bir şey. Tükürdüğünü yalıyor. Tamam, ben yanlış anlamışım. Sen nasıl anladın? Ben hani hatırladığım kadarıyla, çünkü birkaç ay önce konuşmuştum o Türk arkadaşımla bununla ilgili, bu lafla ilgili, yani deyimle ilgili. Şey hatırlıyorum, hani yanlış hatırlıyormuşum. Mesela sana iyi bir şey diyorum, hani mesela ben seni çok seviyorum mesela, ama birkaç, yani bir süre sonra yani diyorum ki yani ben aslında o kadar sevmiyorum ama öyle dedim. Evet evet, o da olabilir aslında. Hı. Aşağı yukarı anlamına geliyor. Tamam, şimdi sonuçlar, 20 deyim var ve 7 tane sen anlamış öğrenildin ben. Ama güzel, hoşuma nasıl seçmişim, zor geldi mi? Zor evet, çünkü hiç mantıklı değil yani, hiç bu ne biçim değil ya. Neyse, sonraki video Arapça değil mi? Arapça bilmiyor. Yok, Türkçe hiç çeviririm. Gel bakalım ne demek olabilir. Yaparız. Tamam, olur öyle bir şey yaparız. Çünkü bizimki de çok saçma. Ne var mesela? Dediğim gibi mesela teyzesinin eşeğini kaybetmek. Başka ne olabilir? Ay, şimdi zor bir durumda kaldım, hatırlamam gerekiyor. Ne olabilir? Beni akşam şey aramıştın ya, hani televizyon izliyorum. Nadine, nabza göre şerbet ne demek, böyle söylediler. Şarkı var. Şarkı. İrem Derici'nin şarkı. İrem Derici'yi çok seviyorum, şarkıyı da çok seviyorum. Ne demek olduğunu bilmiyorum abi ya. Nabza göre şerbet. Yani belki kötü bir şey söylüyorum mesela, hani bilmiyorum, nabza göre şerbet. Aklıma hani ona yakın bir şey vardı ama nabza göre şerbet yani. İrem Derici. Tamam. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dil öğrenin. Yoksa böyle bir video yapamazsınız. Türkçe güzel bir dil. Bence çok ilginç bir dil. Ben de katılıyorum ona. Böyle. Yani ben şimdi hani sadece 7 tane bilebildim. Şey, anlayabildim. Ama yine çok mutluyum. En azından hani öğreniyorum bir şeyler. Güzel bir şey. En sevdiğin hangisi? Bundan sonra favorin hangisi bir tane? Favorim. Etekleri zil çalmak. Bunu kullanacağım kesin. Ben hani cinsel bir şey mi diyorsun? Hayır, cinsel bir şey sandığım için. Güzel bir anlamı varmış. Ay, çok güldüm. Peki, tamam. O zaman ne yapıyoruz? O zaman gidiyoruz şimdi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.